Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, 7'den 70'e herkes ekran başına diyoruz. Lütfen ekranlarınızın başına biraz daha yaklaşın ve sesi biraz daha açın. Çünkü kendi sektöründe lider bir firma ve tabii ki kendi konusunda son derece tecrübeli bir işkoliği ağırlayacağız. Mega Hair Trans Saç Ekim Merkezi'nden Sayın Gülten Ünveren bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizler ve izleyicilerimiz de öncelikle Sayın Gülten Ünveren kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Mega Hair Trans'ı 21 yıl önce saç ekim merkezi olarak kurdum. İlk eğitimimi saç ekimi üzerine İsviçre'de aldım. Daha sonra da Amerika'da üzerine saç ekim teknikleri ve saç ekiminde yeni bir teknik olan fuye tekniği ile ilgili bir eğitim alıp Türkiye'de kendi merkezimde uzun yıllardan beri saç ekimi üzerine çalışan bir uzmanım. Saç ekimi ciddi bir iştir. Herkesin yapabileceği bir iş değildir. Sadece tıp doktoru olmak, sadece estetik cerrah olmak veya sadece hemşire olmak da yetmiyor. Ayrı bir sanatçılık ve bir sanatçı ruhu da gerektiriyor. Zaten saç ekimi yapanların hepsinde bir sanatçı bakış açısı, bir estetik bakış açısı mutlaka vardır. Çünkü saç ekerken hem yüz çizgisini değiştiriyorsunuz, alın çizgisini değiştiriyorsunuz, hem de saçı restore ediyorsunuz. Yani bir mimar gibi çizim yapıp onu planlayarak yapıyorsunuz. Bütün bunlar ezbere yapılacak şeyler değil. Tamamen kişinin tecrübesiyle, el becerisiyle, manipülasyonları ve tıbbi bilgisinin üstüne koyabileceği o dediğim sanatçı estetik kaygısıyla işlemi gerçekleştirebilir. Onun için bir hekim günde sadece bir tane saç ekebilir. İki tane saç ekemez. Bir uzman bir tane saç ekebilir. Bir ekip bir tane saç ekebilir. Eğer günde iki tane ekerse ikincisi biraz ihmal edilmiş hasta pozisyonuna düşer. Bazı merkezlerde bir hekimin günde 10 tane, 20 tane yaptığını duyuyoruz. Veya yapabilme kapasitesini görmeye çalışıyoruz ama bunlar çok gerçekçi noktalar oluşmuyor. Tamamını hemşireler yapmış oluyor, uzmanlar yapmamış oluyor. Bu anlamda da işi uzmanlara bırakmak lazım. Çünkü biz Türkiye'de 21 yıldır saç ekimini en iyi yapacağız, en iyi yapıyoruz ve dünyada bizden daha iyi olacak, saç ekiminde hiç kimse olmayacak diye bir vizyon sahibiyiz. Onun için de para kaygılarıyla çalışılan merkezleri çok tasvip etmiyorum. Özellikle de saç ektirecek kişilere çok dikkatli davranmalarını, tecrübenin çok önemli olduğunu ve geri dönüşümü olmayan çok büyük hasarlar açıldığı için de işi sadece para kazanma kaygılarıyla yapan merkezlerden uzak durmalarını önemli rica ediyorum. Evet, aslında çok da güzel bir giriş yaptınız. Tüm konuşacağımız, sohbet edeceğimiz konuları bir kalemde toplamış oldunuz. Hepsinden önemlisi bu konuda biz lideriz ve kiminle bu konuda çalışmak istiyorsanız öncelikle araştırın, doğru hizmeti Evet. kim veriyor, ondan sonra bu işlemi uygulattırın dediniz. İşin özü de Evet. bu Çok herhalde, değil önemli. mi? Dünyada saç ekimi konusunda Türkiye'nin lider olarak devam etmesini istiyorsak işi çok iyi bilen usta uzmanlar önemsemeli ve işi acemilere, yanlış uygulamalara bırakmadan olumsuz oluşabilecek bazı spekülasyonları önlemeliyiz. Çünkü biz Avrupa'dan hasta alıyoruz. Bana bugün Evet. Belçikalı geliyor, bana bugün Fransız geliyor, bana bugün Türkiye'nin konjonktürünün çok zor olmasına rağmen, şu an içinde bulunan durumların çok pozisyonların çok sıkıntılı olmasına rağmen ben hala Fransız getirebiliyorum. Çünkü niye güveniyor bana? Evet. Ve bana güveniyor. Ortama güvenememesin yani güvenilmeyecek bir İstanbul ortamı olmasına rağmen benim onu güvenlik çerçevesinde saçını ekebileceğime ve o güvenlik çerçevesinde de ülkesine saçı çok güzel bir şekilde ekilmiş olarak gideceğine bir güven. Biz bu güveni yıkmamalıyız. Türkiye'ye, İstanbul'a saç ekimi için Hollandalı gelmeli.
bugün uçağına binip çok rahatlıkla bir Hollandalı Türkiye'ye, İstanbul'a saç ektirmeye gelmeli. Çünkü biz sağlık turizmini devam ettiriyoruz. Bir Belçikalı gelmeli. Biz saç ekimini her şeyden bağımsız bir tıp görevlisi olarak, bir hekim olarak, bir uzman olarak, bir işçi olarak, emekçi olarak yapıyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman o Hollandalı gittiğinde, Fransız gittiğinde ya da yurt dışından, Orta Doğu'dan biri geldiğinde, gittiğinde hem bizi anlatıyor hem ülkemizi anlatıyor. Yani biz aynı zamanda ülkeye euro sokan, aynı zamanda dünyaya vizyon bırakan bir mesleğimiz var. İşte bütün bunları düşündüğümüz zaman da kişilerin eğitim kapasitesinden, yabancı dil bilmeleri, Fransızca bilmeleri, İngilizce bilmeleri, saç ekerken onlara kendi dünyalarımıza sokup o misafirperverlikle onları konuk edip o yabancıların Türkiye'ye saç ekimi için gelmelerinin neden önemli olduğunu, sadece ucuz olduğumuz için değil, işi de çok iyi yaptığımız için geldiğimizi bildirmeyi çok istiyorum ben. Bunun için çalışıyorum. Tek amacım bu. Evet. Benim böyle yani iyi bir görünüş bırakmak, iyi bir estetik hizmet vermek ve tüm hastanelerimizin de bu vizyonla çalışmasını desteklemek istiyorum. Evet, zaten 21 yıllık bir geçmişte de bunları yerine getirmişsiniz ki. Zaten bu kadar uzun süresinin amacı da, yoksa her gün 10 tane saç ekerek çok yıpranırdım diye düşünüyorum. Ama biraz da işin kültürel boyutu olduğu için, biraz da vizyon boyutu ve misyon boyutu olduğu için bu kısımlar beni çok mutlu ediyor. Ve işimi yaparken çok severek yapıyorum. Saç ekiminde her gün yeni teknikleri takip ediyorum. Amerika'dan daha ileride nasıl olabiliriz? Hangi aleti kullanırsak daha başarılı oluruz diye. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, saç ekiminde bir seansta 20 bin kök ekebilecek hiçbir ekip yok. Ama biz İstanbul'da bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani orta dereceli saç açıklığı olan, saçsız çıplak kafalı bir bey gelip bizde ektirip 6 ay sonra saçlarını yukarıya doğru jöleleyip tarayabiliyor. Biz ona bu hayatı veriyoruz, o mutluluğu veriyoruz. Çünkü saç ektirmek sadece mutluluk için yapılır. Evet. O parayı mutluluğu satın almak için verir. Bunun da bir bedeli. Bugün çok ucuza yapılmak istenen yerler var. Ya 100 euro, 200 euro, 300 euro aşağı yapalım. Mesele bu değil. Siz mutluluğunuzu alıyorsunuz. Dikkat edin, mutsuzluğu değil. O zaman mutlu olacağınız bir şey yaptıracaksınız kendinize. Saçınız olacak ve mutlu olacaksınız. Aynaya bakacaksınız, ne kadar yakışıklıyım diyeceksiniz. Ne kadar güzelim diyeceksiniz. O zaman bunun da emek karşılığı ve hizmet karşılığı ortalama bir ücreti olmalı. Bu da çok ucuz olmamalı. Her zaman bilirsiniz, ucuz etin suyu yağlısı yavan olur. Yavan olur. Yani o zaman siz mutluluğu yarım satın alıyorsunuz. Evet. Tam satın alalım mutluluğu. Kesinlikle haklısınız, katılıyorum ekonomisini buna. Ekonomisini de o şekilde ayarlamalı. Saç ektirecek kişiler, eğer ki bir şey biraz kalite ve mutluluk üzerine kurulacaksa maddi durumlar ayarlanacak. Araştırmalar dört dörtlük yapılacak. Uzmanın elinden saç ekilecek. Asistanlar, yardımcılar değil. Uzmanın kendisi oturup ekecek. Tecrübeli en uzman kimse. Ve siz 6 ay sonra saçınızı taradığınızda ödediğiniz para, diyeceksiniz ki ya çok az aldınız. Daha çok almanız gerekiyor. Müşteri bunu söyleyecek bize. Hastamız bize diyecek ki benden çok az almışsınız çünkü çok güzel saçım çıktı. Memnuniyet. Yani hep hasta memnuniyeti, hep müşteri memnuniyeti, hep üzerinde estetik kaygıları yok edecek ve özellikle de kişiler hizmet aldıkları yere sadece teşekkür etmek için arayacak, şikayet olmayacak. Amacımız bu. Evet. O kadar güzel bir noktadan giriş yaptınız ki şu an itibariyle aslında izleyicilerimizin birçoğu saç ekimi konusunda ciddi bilgi sahibi. İşte kanalların doğru açılması, evet, şu kadar kökün olması, bütün teknikleri biliyorlar, evet, aslında izleyicilerimiz. Tabii internet ortamı çok güzel bilgi veriyor. Kesinlikle, zaman zaman kirli bilgiler seçime de olmasına rağmen güzel bilgiler var ve birçok izleyicimiz de bu konuda hakikaten bilgi sahibi. Güzel bir noktadan yola çıktınız. Dilerseniz bundan devam edelim diyorum Gülten Hanım. Bir farklılık, tabii, olsun diyorum. Saç ekiminin tekniklerini hemen hemen herkes biliyor. Ama yeniliklerden mutlak surette bahsedeceğiz. Teknikler bilindiğine göre saç ekimi konusunda bir firma nasıl güven sağlayabilir ve bu güveni devam ettirebilmek için neler yapılabilir? Bir önemli nokta da şu, sağlık turizmine çok ciddi bir katkıda bulunuyorsunuz. Ülkemize çok ciddi bir döviz girdisinde, evet, bulunuyorsunuz bu sektörde olmakla birlikte. İşte
vermiş olduğunuz hizmetler, teknik kısmını bir kenara bırakarak turizm konusundaki hizmetlerinizi biraz detaylandıralım istiyorum. Ne bu dersiniz? Çok önemli. Gerçekten hani iyi bir konu. Havalimanı karşılamasından başlıyoruz biz. Evet. Kişi bilet bilgilerini bize gönderiyor. Bu yurt içinden de olabilir. Çünkü biz Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ediyoruz. Dünyanın her yerinden hasta kabul ediyoruz. Ve bunlar genelde bilet satın almayla başlayan, gün kararlarıyla başlayan konular. Havalimanında profesyonel bir karşılama ve transfer şirketimiz var. Her ülkeden. Yani bugün bize şimdi İspanyol hasta gelecek. Ben İspanyol hasta için İspanyol rehber gönderiyorum havalimanına. Ve İspanyolca konuşarak hastayı otele kadar refakat ediyor. VIP bir aracımız oluyor. Otelimiz 4 yıldızlı, kahvaltı, açık büfe, yataklar temiz, konuk kişinin rahat edebileceği, akşam döndüğünde ihtiyaçları karşılanabiliyor, ilaçları olsun, bakım ürünleri olsun, odada sürekli destek veriliyor. Genelde 2 gece veya 3 gece konaklama için geliniyor İstanbul'a. Bu 3 gece konaklamanın birinci günü karşılama, otele yerleştirme, alışveriş, çarşı ziyaretleri olabiliyor. İkinci gün sabah ekim, akşama kadar hastanede tahliller, laboratuvar tahlilleri, PRP dediğimiz saç bakımları, ilaçların seçimi, hastanın planlanması, saç analizi, kan değerlerinin ölçümleri gibi check-up kontrolleri, saç planlandıktan sonra fotoğraflamalar, resimler, kişiyle paylaşımlar planlamanın ve 8 saat sürüyor bu. Bir günümüzü alıyor ve daha sonra tekrar transfer görevlisi. Çok özür dilerim, bölüyorum sizi ama izleyicilerimiz de bunu çok merak ettiler. 8 saat süren bir işlem ki bu ekim işlemi de yaklaşık bu kadar sürüyor değil mi? Peki bir gün içerisinde bir hocamız ya da bir hekimimiz 10 tane ekim işlemini nasıl gerçekleştirebiliyor? Hepsi yardımcıları yapıyor. Kendisi yapmıyor. İsmini söylüyor ama hiç kendisi yapmıyor. Hepsi her odada 3 tane hemşire oluyor. Yani bir seri imalat. Yani hepsi hemşireler tarafından yapılıyor. Seri imalat diyorsunuz. Uzman tarafından yapılmıyor. Evet. Ancak o şekilde İşte bu çok önemli bir noktaydı. O yüzden az önce dediğiniz gibi. Ben öyle yapmıyorum. Ben bir tane alıyorum. Hastamıza da söylüyorum. Babasıyla gelse bile aynı gün yapmıyorum. Oğlunu bir gün, babasını da bir gün ekiyorum. Çünkü ben 8 saat sonra yoruluyorum zaten. Daha sonrasında kendi sosyal işlerime bakmam gerekiyor. Hastalarımdan mail geliyor, WhatsApp'tan bilgi isteyenler oluyor. Onları değerlendiriyorum. Bu 8 saatin içinde neler var? Sabah kahvaltısında başlıyor. Ön bir premedikasyon dediğimiz ön bir sedatif veriyoruz. Hafif sedasyon sağlıyoruz. Hasta böyle bir hafif sarhoş gibi oluyor. Çok acı çekmediğini ve lokal anestezinin ilk iğnelerini de duymaması için. Çünkü ilk iğneye karşı bile bazı hastalarımız hassas oluyorlar. Saç ekiminin gerçekten hiç acısız yapılması gerekiyor. Bazı hastalarda çok acıdı kelimelerini duyup onlar enjeksiyonu iyi bir el becerisiyle yapamadıklarından acır. Normalde cilde giriş yaptığınızda ilk 3 saniye, 4 saniye sonra kafa uyuşmaya başlar. Yani uyuşan bir yere de siz müdahale ettiğinizde acı çekmezsiniz. Ama iyi uyuşturulmazsa, iyi uyuşturucu ilaçlar uygun dozda verilmezse bazı acılar duyabilir hastalar ki bu hiç istenmeyen bir şey. Çünkü acıyla beraber kan damarlarının kasılması ve tekrar gevşemesi anında kan değerleri iner ve çıkar. Yani tansiyon yükselir ve düşer. İşte bu tansiyon yükselmelerde ekimi yapan ekip zorlanmaya başlar. Yani koyduğunuz saç geri gelmeye başlar. İşte orada kayıplar başlıyor. Risk orada başlıyor. Saç köklerini kaybetme riski. Hasta acı duyar, tansiyonu yükselir. Siz koyarsınız. Çünkü damarın üstüne koyuyoruz. O atar dışarı. 2-3 kere soktuğunuzda o kök zayıflar, ölmeye başlar. Bunun olmaması için önce hasta tamamen yumuşak ve sedatif bir ortamda olacak. Hiç kan değerleri iniş çıkış yapmayacak. Bunların hepsi çok büyük bir
terapiyle yapılıyor. Hastanızı terapi yapıyorsunuz. Hasta kendini rahat ve güvenli hissediyor. Müzik dinliyor, çay ikram ediliyor, yemek veriliyor. Hastayla güzel konularda konuşuluyor. Ve hasta o arada tansiyon değerleri düzenli devam ettiği için ekilen kök anında yaklaşık 2 saat içinde bağ dokusuyla damarlarımızın kılcal damarlarına tutunarak yaşamına devam ediyor. Ben bugün 20 bin kök ekmek istiyorum. Eğer 20 bin kökün 5 binini kaybedersem onlar bir inci, kaybetmemeliyim. Bir daha geri yok yani onlardan. Çünkü hastanın dokusundan bir daha elde etmemiz zor. Kopyalama sistemi henüz çıkmadı. Onun için her bir kökün canlılığını hiç yitirmeden bir transfer zinciri içinde yapılıyor. Yani biz bir doku transferi yaptığımız için doku transferi bekleme süresi, bekleme süresinden sonra ekimin kalitesi, hastanın fiziki bulgularının değerlerinin normal olması, bunlar çok büyük bir güvenlik sistemi içinde yapılmalı ve konforlu bir odada yapılmalı ve müzik eşliğinde yapılmalı. Hasta güzel, relax bir müzik dinlemeli. Evet, farkınız da bundan kaynaklanıyor. Peki saç ekimindeki yenilikler nelerdir desek neleri sıralayacaksınız bize? Çok güzel yenilikler var. Bir kere safir uçlarla cilt içine girip anti alerjen alerjisi olan, mesela metal alerjisi olan hastalarımız var. Cilt alerjileri olan hastalarımız var. Hiç alerji yapmayan safir uçlarla kanal açımları var. Evet. Kanal açımlarından sonra PRP uygulamalarını kendi saçlarına da uygulayarak o verdiğimiz proteinle hızlı iyileştirme dediğimiz bir hızlı iyileştirme var. Yani siz bugün saçınızı ektiriyorsunuz, yarın yıkıyorum ben. Yani aradan 12 saat geçiyor ve yıkama yapıyoruz. İyileşmiş, cilt toparlamış, kaşıntılar olmuyor, kabuklar olmuyor. Hasta hemen saçlarının uzadığını görmeye başlıyor. Bunlar hep yeniliklerle oldu. Vitaminler, saç vitaminleri verilerek saç hastasının sadece ekilmiş saçı değil, kendi saçının da o vitaminle değer kazanıp güçlenmesini sağlıyoruz. Saç ekmek yeterli değildir. Var olan kendi ekmediğimiz saçı da güçlendirmek önemlidir ki komple bir bakım olsun. Artı bunu da yapıyoruz ekime geldiklerinde. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu kadar samimiyetle vermiş olduğunuz cevaplar için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Yine bilgi almak isterseniz yine gelirim. Her zaman. İstanbul trafiğinde buraya kadar gelmek çok zor ama olsun yine geliriz. Her zaman bu kıymetli bilgileri almak için biz de mutlak surette size danışacağız diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağolunuz. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Mega Hair Trans Saç Ekim Merkezi'nden Sayın Gülten Ünveren'i ağırladık. Hoşçakalın.